Savcı değil ki Sayın Şentop. Öyleyse Sayın Şentop'un bugünkü açıklamalarıyla bu tartışma sönümlendi diyebilir miyiz? Yani yeniden bir çıkış geldi. Ya ben ha ya tabii reel durum sizin dediğinizi gerektiriyor. Tartışmanın evet. bitmesi yani muhatabı çok net cevap verdi. Benim yetkim bellidir dedi. Açıklandıktan sonra hani iş düze bakılı ne yapılabilir buna göre karar verilir dedi. Normalde tartışmanın bitmesi gerekir. Ama bitecek mi diye sorarsanız bence bitmeyecek. Çünkü sürdürmek istiyor. Yani muhalefetin böyle bir tarzı var. Yani birçok tartışmada şöyle filmi geriye sarın. Muhatabı cevap veriyor, belgesi bilgisi de ortaya koyuyor. Ama onlar bir şekilde tartışmayı devam ettirmek istiyor ve ettiriyorlar. O yüzden de Şentop kendince bence nokta koydu. Evet. Fakat onlar bunu tartışmaya devam edecek mi edecek. Yani bu tartışma nasıl biter? Bu tartışma şöyle biter. O kimse o siyasetçi o isim açıklanır ya da kendi çıkar der ki evet böyle böyle ama siz doğrusu şudur varsa doğrusu onu açıklar. Tartışma öyle biter. Yoksa bu haliyle muhalefet tartışmayı sürdürmekten yana çünkü buna dair afişler falan da hazırlamaya başladılar. Peki efendim. Aynı soruyu Ali Hocam'a da soracağım. Sayın Aslan siz ne dersiniz? Kılıçdaroğlu'nun iddiaları ve Şentop'un verdiği mesajları nasıl değerlendirmek lazım? Melik Bey'in söylediklerine katılıyorum. Yani bu konunun sorunun muhatabı Mustafa Şentop değil normalde. Süleyman İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Tartışmanın nasıl biteceği de Melik Bey'in söylediği gibi o ismin ortaya çıkması. O ismin ortaya çıkacak çıkaracak kişi de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur. Onun dışında şunu ekleyebilirim. Yani bir süredir biliyorsunuz hem İYİ Parti hem CHP erken seçim çağrısı yapıyorlar ve erken seçim şartları oluşturmaya çalışıyorlar ülkede. Yani meclis başkanını, meclisi hedef almak, meclisin meşruiyetini sorgulatıp belki bunu mümkün hale getirmek için de olabilir. Yani böyle bir strateji de izliyor olabilir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Ama yani söylediğimi tekrar etmiş olacağım. Yani bu mesele yani Melik Bey'in de söylediği gibi biraz daha sürer. Aynen 128 milyar meselesinde olduğu gibi çünkü şu an muhalefet bu strateji uyguluyor. Ülkenin yönetilmez, yönetilemediğini göstermek işte veya kriz içerisinde olduğunu göstermeye çalışıyor. Yani tabii ki böyle bir durum söz konusu mu? Değil. Yani muhalefetin de böyle bir strateji izlemesi de tabii ki siyaseten normaldir. Yani burada hükümetin yapması gereken işler var. Yani bu meseleyi açıklığa kavuştururlar. Süleyman Soylu çünkü bunu ifade etti. Yani yok dese, hani böyle bir durum söz konusu olmasa ve yok olduğunu söylese muhalefet partisi de bunu çok fazla uzatamazdı. Ama bunun için ortam hazırlanmış oldu. Süleyman Soylu'nun bunu en hızlı bir şekilde açıklığa kavuşturması gerekir. Peki efendim. Şimdi bu konuyla ilgili bir virgül koyalım. Belki vaktimiz kalırsa bu konuyu aslında erken seçim tartışmalarıyla da değerlendirebiliriz. Az önce Sayın Aslan'ın da işaret ettiği gibi. Yani Ali Hocam doğru söylüyor. Evet. Bağımsız değil dedim ya hani evet. Türkiye yönetilemiyor algısı toplamda. Bütün o parçaları yerleştirdiğinizde böyle bir tablo çıkıyor. Peki şimdi değerli izleyenler siyasetin en sıcak gündem maddelerinden biri de elbette seçim yasasına ilişkin değişiklik çalışmaları. AK Parti değişiklik taslağını biliyorsunuz tamamladı ve MHP'ye sundu. Önce partilerin heyetleri bu çalışmayı ele alacak. Son şekil genel başkanlar tarafından verilecek.